Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen bir soruyla başlayacağım. Amerika dışına mısır tohumu çıkarmak yasal mıdır? Ülkeler arasında kurallar varmış, Türkiye'de bu listede. Ama mısır tohumunu Amerika'dan çıkarırken sorun yaşanması muhtemel midir? Kaçakçılığa girer mi acaba diye takipçimiz soruyor. Bu sorunun cevabını şöyle verebilirim. Tabii burada iki tane durum var. Bir tanesi Amerika'daki tabii bu tip tohum ya da bitkisel ürünlerle ilgili durumlarda bir ülke içine ya da ülke dışına bu ürünlerin ya da tohumların gidip gelmesiyle ilgili. İki de tabii ki Türkiye'deki yasaların bu duruma bakışı da önemli olacaktır. Yani sadece tek taraflı görmemek lazım. Dolayısıyla ürün buradan çıkabilmiş olmasına rağmen oraya girip girememesi de önemli bir nokta olacaktır. Yalnız şunu söyleyebilirim. Olay tabii tohuma ya da bitkisel durumlara geldiği zaman Amerika'da ülke dışından Amerika'ya giriş yapacak bu tür tohum ya da bitkisel ürünlerde bunun girişteki gümrükte beyan edilmesi gerekmektedir. Ve bu noktada tabii eski oranla çok daha kurallar katılaşmış durumdadır gümrükte. Dolayısıyla bu tip ürünleri ya da işte bitkisel ürünleri ya da tohumları herhangi bir hastalık getirme riskinden dolayı almama yoluna daha çok genelde gidebilmektedirler. Dolayısıyla hani bunu göz önünde tutmanız gerekecektir. Bu tarz tohum ya da bitkisel ürünleri Amerika içine getirirken. Tabii aynı anda Amerika dışında tabii böyle bir ürünü göndermek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Tohumlar bu aradaki mısır tohumlarını da diyelim ülke dışına gönderilecekse tohum olarak bunların gönderilmesi mümkün olacaktır. Fakat gönderebilmek için belli prosedürleri yerine getirmeniz lazım. Belli sertifikaların alınması gerekiyor, izinlerin alınması gerekiyor ki bu ürünler ülke dışına, bu tohumlar ülke dışına gönderilebilsin. Yoksa gönderemezsiniz. Dolayısıyla eğer ki Amerika'dan ülke dışına bu tarz tohumlar gönderilecekse bunun için özellikle izin sertifikasının alınması gerekecek ve bununla ilgili kurumlara başvuru yapılması gerekecektir diye bu takipçimizin asıl istediği noktayı cevaplamış olalım. Tabii de şu var, siz Türkiye'ye bunu getirmek istediğinizde ise o zaman Türkiye'ye tohum, bu mısır tohumu tarzı bir tohum ya da bitkisel durumu sokmak gene aynı şekilde bu tip bitkileri ya da tohumların herhangi bir biyolojik ya da sağlıkla ilgili herhangi bir zararlara yol açmasından dolayı gerekli izinlerin alınması gerekecektir. Dolayısıyla Türkiye'ye bu ürünleri sokarken bunu sokmada da problem yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye tarafında da bu tip bitki ve tohumlar için gerekli olacak izinleri almanızda fayda var. Yoksa normalde sokmakta bunu problemini yaşarsınız diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Dolayısıyla bu değerli takipçimizin dikkat etmesi gereken nokta hem Amerika'dan çıkışta izinler gerekecek hem Türkiye'ye bunu götürmemizine %100 emin olmasını şimdiden tavsiye ediyoruz. Bu sayede bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Turist vizesinde expire time'ı uzatma için belgeleri sunduktan sonra cevap ne kadar sürede geliyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya geldiğiniz turist statünüz var ve bu statünüzün bitmek üzereyken planlarınız değişti ve biraz daha kalmak istediniz ve dolayısıyla göçmen dairesine ihtiyaç duyduğunuz o süre için başvuru yapabiliyorsunuz. Şu anki süreler ki genelde bu süreler değişebiliyor göçmen dairesinin yoğunluğuna göre ama şu anki bu süreler neredeyse 6 ay, 7 ay, 8 ay, belki 9 ayı fazla hatta bulabilecek bir bekleme süresiyle karşı karşıya kalacağınızı şimdiden bilmenizde fayda var. Dolayısıyla bunun cevabını o anki yani şu anki şu sürece göre vermek mümkün. Birkaç ay sonra süreç daha da uzayabilir, daha da kısılabilir. Bu duruma göre değişkenlikler arz ediyor fakat diyebiliriz en az 6 ay ve üzeri bir bekleme süresiyle karşı karşıya kalacağınızı iletmiş olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Lise mezunuyum, yaşım 19, Amerika'ya gelmek istiyorum. Yatırımcı vizesi ve öğrenci vizesine başvuru yapamıyorum. Başka hangi şekillerde Amerika'ya gelebilirim, yardımcı olur musunuz diye takipçimiz bize soruyor. Genç bir takipçimize tavsiyemiz kesinlikle Türkiye'de üniversiteye başlamalar olacaktır. Eğer liseyi bitirdiğiniz için üniversiteye kayıt yaparsanız bu sayede üniversitede dersleriniz başarılı olursa bu sayede belki turist vizesi alma şansınız çok daha kolay olabilir Amerika'ya gelmek için. Ya da diğer tavsiye edeceğimiz bir yöntem de eğer üniversiteye giriş yaparsanız yazları J1 programı altında olan Work and Travel programı var. Bu da öğrencilere yazları buraya gelip belli bir şekilde hem çalışma hem gezme imkanı sağlayan bir başarılı bir program. Bundan dolayı da siz eğer
üniversiteye giriş yaparsanız, üniversiteye başladıktan sonraki yazlar Work and Travel C1 vizesiyle Amerika'ya gelmeniz mümkün olacaktır. Bu sizin için ideal gözüküyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. 11 Eylül 2001'de Amerika'da öğrenci olarak bulundum. Fakat yaşamış olduğumuz bu durumdan dolayı vizem bittikten 2 ay sonra Türkiye'ye giriş yaptım. Şimdi tekrar vize alırken sorun yaşar mıyım diye takipçimiz soruyor. Şimdi şu var, siz tabii yıllar önce Amerika'da bulunmuşsunuz. Görülen herhangi bir vize ihlali ya da statü ihlali yapmadan ülkenize geri dönmüş durumdasınız. Dolayısıyla bu noktada sizin yapacağınız şey, eğer ki tekrar vizeye başvurma imkanınız varsa Türkiye'deki koşullarınıza bakıyor olacaklar. Dolayısıyla vizeyi almanızda bir sorun görünmemekte. Daha önce de bir vize almış olduğunuzu varsayarsak ve zamanında da dönüş yaptığınızı varsaydığımızda bu noktada sizin olumsuz bir durumla karşı karşıya kalacağınızı düşünmüyorum. Fakat tabii ki Türkiye'deki bağlarınızın iştir ya da bu okuldur sağlam olmasında fayda var ki bu şekilde siz bu vizeyi almada problemle karşı karşıya kalmayın deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da öğrenci vizesiyle bulunanlar vergi iadesi alabilir mi diye bu takipçimiz bize soruyor. Uluslararası öğrenciler Amerika'da bulundukları sürede vergi beyanı yapabilirler. Yapmalarında bir engel yok. Tabii bunun anlamı uluslararası öğrencilerin vergi beyanının yapması onların vergi ödeyeceğidir anlamına gelmiyor. Tabii ki biliyorsunuz eğer öğrencilerin normalde çalışma izinleri yoksa çalışmaları gerekmekte ve dolayısıyla herhangi bir gelir elde etme durumları olmayacaktır. Ama bir gelir elde ediyorsalar yasal bir çalışma izni ya da o kampüs içi çalışma ya da hafta içi 20 saat çalışma gibi okul sonrası OPT sürecinde çalışma gibi durumlarda da elde ettikleri gibi üzerinden tabii ki vergilerini ödüyor olacaklar. Ama normalde tabii ki öğrencilerin illa vergi ödeyecek diye bir kaydeleri yok. Ama vergi beyanını yapabilmektedirler. Dolayısıyla bunun özelliği ne olabilir? Tabii ki bu tip uluslararası öğrenciler vergi beyanlarını ve başvurularını yaptıklarında herhangi bir vergi ödemek zorunda kalmayabilirler. Hatta belki geri alabilme durumları da mümkün olabilir. Dolayısıyla bu tarz uluslararası öğrencilerin IRS'e Form 8843 isimli formun başvurusunu yapmaları gerekmektedir. Aslında bu formun anlamı bir nevi bu öğrencilerin Amerika'da bulundukları sürede buradaki ikametgah edenler gibi bir vergiye tabi olmadıklarını, ondan istisna olduklarını gösteren bir başvuru tarzıdır. Dolayısıyla öğrencilerin bu başvuruyu yapmalarını tavsiye ediyoruz. Herhangi bir gelirleri olmasa bile bu sayede de kendilerinin Amerika'da ikametgah sahibi olmadıklarını göstermiş olacaklardır Amerikan hükümetine. Umarım bu cevap yeterli olur bu takipçimizin sorduğu soru için. Yani dolayısıyla eğer siz bu sayede vergi beyanını yapıyorsanız ve herhangi bir yasa dışı çalışma ihlali yapmadıysanız ve yaptığınız vergi beyanı başvurusundan dolayı geri bir iade hakkınız doğacaksa o iadeyi alabiliyorsunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card ile Amerika'ya gelince Türkiye'den aldığımız kira geliri ve diğer gelirlerimden vergi alınır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerika'ya kişi geldiği zaman yeşil kartını aldığında normalde dünyanın neresinde olursa olsun kazandığı geliri artık Amerikan hükümetine beyan etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla kişiler, green card sahibi olan kişiler ve artık Amerika'da ikametgah ediyorsalar dolayısıyla ülke dışındaki gelirlerini IRS'e, Amerikan hükümetine bildirmeleri gerekiyor. Ve tabii ondan sonra çifte vergiyle ilgili durumlar, numaralar ya da bunun hesaplanması gündeme geldiğinde eğer gelir durumları çok yüksekse onun üzerinden ek bir vergiyi de Amerika'da ödemiş ya da ödemeleri gerekiyor. Ama yoksa öbür türlü eğer ki o belli numaraların altında kalıyorsa gelir, o zaman da çifte vergi ödemek zorunda kalmıyor. Türkiye'deki vergi ya da yaptığı ödeme bu noktada yeterli oluyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Türkmenistan vatandaşıyım. Eğer Green Card kazanırsam bana Türk şirketleri sponsor olup yardımcı olabilir mi? Sponsor bulma işlemini nasıl yapmam gerekmektedir diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz çekilişten yeşil kart hak kazandınız ve bundan dolayı da
Yeşilkart çalışması için gerekli adımları attınız ve Amerikan konsolosluğunda size randevu verilir duruma geldi. Tabi bu noktada siz ya kendinizin yeterli bir gelirinin ya da mal varlığının olduğunu göstermeniz gerekecek ya da ek bir sponsorunuz var ise ek bir sponsorun gelir durumunun yeterli olduğunu ve size destek olabileceğini göstermeniz gerekecektir. Dolayısıyla bu noktada genelde bizim tavsiye ettiğimiz şey eğer Amerika'dan bir sponsorunuz varsa bu ideal olacağı yönünde. Yoksa sizdeki gelir durumunun yeterli olduğunu gösterecek nakitin olduğunu göstermenizde fayda var. Tabii ki ek sponsor olarak Türkiye'deki ya da işte diğer maddi durumu yerinde olan kişilerden de sponsor eklenebilir. Ama tabii ki dediğimiz gibi ek sponsorlardaki ideal nokta Amerikan vatandaşı ya da yeşil kart sahibi oluyor olmalarıdır. Yoksa sizin kendi banka hesabınızda yeterli paranın gösterilmesi de bu noktadaki yeterliliğe ya da sınırlamayı aşıyor olacaktır. Ve sizin bu noktada yeşil kartı almanızdaki engeli ortadan kaldıracaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card çekilişini kazandığımız zaman İngilizcemiz kötü ise Green Card mülakatında sıkıntı olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi kişiler eğer Green Card'ı noter üzerinden yani çekiliş üzerinden kazanıyorsalar o zaman iki tane kriterin bir araya gelmesi ya da onlardan bir tanesinin bulunması yeterli olacaktır. Bir tanesi ya kişi lise mezunu olacaktır, lise diploması sahibi olacaktır ya da bir meslek dalındaki belirlenen niteliklerdeki meslek dalında en az 5 yıllık bir iş deneyimi ya da tecrübesine sahip olacaktır. Dolayısıyla bunlardan bir tanesine sahip olan kişi yeşil kartı kazanmaya yani almaya hak kazanmaktadır. İngilizcesi hiç olmayabilir, kötü olmasının ötesinde İngilizce yeşil kartı alması için engel ya da şartlardan bir tanesi değildir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya geldikten minimum ne kadar zaman sonra vize statü değişikliğine başvurabilirim diye takipçimiz soruyor. Şu an yürürlükteki olan yasalarla kişiler Amerika'ya geldikleri zaman turist vizeleriyle en az 90 gün geçtikten sonra bir vize ya da statü değişikliği başvurularını yapabilirler. Dolayısıyla ondan önce yapmaları tehlikeli bir durum oluşturabilir onlara. Vize başvurularını ya da statü başvurularını red almasına yol açabilir. Dolayısıyla en az 90 gün geçmesini beklemek zorundadır. Bu 90 günden sonra statü değişikliği ya da vize statü değişikliğinin çalışmalarını başlatılabilmesi daha faydalı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card muayenesinde göz ameliyatı geçirmek bir sıkıntı mıdır? Hangi hastalıklar Green Card muayenesinde sorun teşkil edebilir? Şimdi sizin bir göz ameliyatını yapmış olmanız sizin yeşil kartı almanıza engel oluşturmayacaktır. Yani kişiler ameliyat geçirebilirler. Sağlık sorunları oluşmuş olabilir. Bu noktada kişilerin Amerika'ya gelmesine engel olacaktır diye bir kaide yok. Burada önemli olan nokta kişilerin toplumsal sağlığa zarar oluşturacak sağlık sorunları yaşıyor olmaları ya da hastalıklarına sahip oluyor olmaları ve kişilerden de toplumdaki yani başka kişilere bunun geçişinin mümkün olacağı hastalıklardan tabii ki kişinin yeşil kart almasında engeller oluşabilir. Yoksa hani sizin sadece göz ameliyatı geçirmiş oluyor olmanız sizin bu noktada yeşil kartı alamayacağınız anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla bu hastalık noktası çok çeşitli olabilir. Belli aşıların yapılmamış olması tabii ki kişinin yeşil kartı almasına engel teşkil edebilir. Dolayısıyla bütün bu aşılarının yapılmış olması ve dediğim gibi hastalıklar noktasında da toplumsal riskler ya da zararlar oluşturmayacak hastalıklarda genelde sorun yaşanmamaktadır. Öbür türlü sorunla karşı karşıya kalınabilir ve toplumsal tehlikeyi oluşturmamak için kişinin yeşil kart almasında engel oluşabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika C1 vizesinden F1 öğrenci vizesine geçmek için müracaatı olan birisi bu esnada çalışabilir mi? Bu süreçte sosyal güvenlik numarasını kullanırsa ters bir etki yapar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer kişi burada C1 statüsünde kalıyorsa ve bu statüsü ona C1 programı süresince C1
çalışma hakkını vermektedir. Ve bu çalışması tabii ki belli bir iş yerinde ya da bir bölgede ya da bir alanda olacaktır. Ve dolayısıyla kişiler bu C1 programlarını tamamlayana kadar bu iş yerlerinde çalışmalarında bir engel olmayacaktır. Eğer kişiler için ki bu durumda takipçimizin sorduğu, eğer kişi F1 öğrenci statüsüne geçiş için başvuru yaptıysa, hala eğer programı devam ediyorsa o programın altında çalışmaya devam edebilir. Takip programını tamamlayana kadar. Ama diyelim ki kişi tabii ki çalışmalarını devam ettirdi ama aynı anda öğrenci vize başvurusu da beklemede ve programı bitmiş durumda. Dolayısıyla programı bittikten sonra artık kişi başka yerde çalışamaz ya da o iş yerinde çalışamaz. Bu çalışması statüsünü ihlal etmiş anlamına gelir. Dolayısıyla program bittikten sonra kişi öğrenci vizesi başvurusunu yaptığı için onun onaylanmasını bekleyip onaylandıktan sonra da eğitimine başlayacaktır. Ve dolayısıyla bu arada çalışmıyor olması gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan takipçimizden gelen soru da şu yönde. F1 vize başvurusu Amerika'da şirket kurulumu yapılıp ilk ürünler Türkiye'den getirildikten ne kadar sonra yapılmalıdır? Ayrıca Türkiye'den getirilen ürünlerin hemen Amerika'da satılması şart mıdır? Yoksa stok olarak warehouse'da tutulup zamanla satışının yapılması yeterli midir? Mesela getirilecek olan 500 bin dolarlık ürünlerin satışı 2 ayda sürebilir. 2 senede bununla ilgili bir kısıtlama var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. E1 ticaretçi vizelerindeki bütün önemli olan nokta çok ciddi anlamda ticaretin iki ülke arasında yapılıyor olması. Dolayısıyla bu ticaret yapan kişinin ya da E1 vizesini almak isteyen kişinin sahip olduğu firmanın iki ülke arasındaki ciddi anlamda ticareti yapıyor olması gerekecek. Bu şöyle olmamaktadır. Hani illa şu kadar adet bir ticaret yapılacaktır ya da mal getirilecektir diye bir kısıtlama yok. Ama genelde 2-3 çıplığından sonra ya da işte 2-3-4 kez mal gelimi ya da ticaretiyle bu vize başvurusuna gitmek çok mantıklı olacaktır. Tabi aynı anda bu ticaretin hani kaç kez yapılmış olmasının yanında meblağ da önemlidir. Eğer bu noktadaki eğer diyelim belki bir seferinde ya da iki seferde bu 500 bin dolar civarında bir mal ya da ürün getirilecekse bu çok ciddi bir rakamdır. Dolayısıyla o tip o miktarda ürünler geldikten sonra da başvuru yapmada bir engel olmayacaktır. Dolayısıyla E1 vizesi için başvuru yapılabilir duruma gelecektir kişi. Sorunun son bölümüne gelirsek, peki bu kadar ürün getirdik ama bunun satışının ne zaman olacağı belli değilse noktasına geldiğimizde tabii ki ürünlerin gelmiş olması ve burada satışının başlamış olması gerçekten ticaret inandırıcılığı noktasında önemli bir etken olacaktır. Dolayısıyla hani burada illa bütün ürünlerin satılmış olması şart değil. Ama en azından ticaret yapıldığını ve burada da işte belli bir anlamda yer tutulduğu, malların o depoya koyulduğu ve satışların başladığını göstermekte fayda olacaktır diyebilirim. Yani getirilen bütün 500 bin dolarlık ürünlerin hepsinin satılmış olması şart değildir. Hepsi satılmadan da bir miktarının satılmış olmaya başlaması da bu noktada kişinin E1 vizesine gitmesi için yeterli bir durum oluşturacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Nişanlıma green card çıkarsa hemen evlendiğimiz an green card'dan en erken ne kadar sürede faydalanabilirim? Eğer bir süresi varsa benim için vize görüşmesinden sonra mı gün saymaya başlar diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer nişanlınız var ise ve nişanlınıza başvurduğu loteriden, çekilişten green card çıkarsa siz önemli olan nokta burada onun başvuru yaptığı zaman değil ama Amerikan konsolosundaki gideceği mülakat öncesinde sizin nikah kıymış olmanız ve dolayısıyla siz eğer o mülakata gitmeden önce nikah kıyarsanız ve sizi de o görüşmeye ekleyebilecek ve dolayısıyla bu sayede siz en hızlı şekilde eşinizle beraber green card'ı alıyor olacaksınız. Eğer böyle bir durum oluşmazsa, yani farz edelim o mülakata gidene kadar bu evlenme durumu mümkün olmayacak, sonrasında olacaksa o zaman öncelikle eşinizin green card'ı alıp Amerika'ya gelmiş olması ve ondan sonra sizin için de en az 2 yıl beklenecek bir green card süreci başvurusunu başlatması gerekecektir. Dolayısıyla eğer siz evlenmeye karar verdiyseniz ve böyle bir çekilişten de green card çıkarsa
önemli olan mülakat görüşmesi olmadan önce sizlerin nikahı kıyıyor olmanız ve eşinizin de sizi onun yok gideceği Amerikan konsolosundaki göçmenlik vizesi, yeşil kart görüşmesi için size de randevu alıyor olması önemli olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. B1 turist vizesiyle Amerika'ya gelip orada sponsor bulabilirsem vizemin türünü Amerika'dan değiştirebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya B1 vizesiyle iş amaçlı olan bir seyahat vizesiyle gelirseniz 6 aya kadar burada kalabilme imkanınız olacaktır. Bu sürecin içinde de eğer size sponsor olabilecek bir firma da olursa tabii ki bu başvuru, yani bu firma üzerinden yapılacak başvuru ve Türk bir çalışma vizesi başvurusu olacak ya da yeşil kart mı olacak, bu sizin buradaki statü değişikliği ya da kalabilme durumunuzu etkileyecektir. Dolayısıyla eğer siz geldiniz buraya ve burada bulunduğunuz süreden belli bir süre sonra size bu başvuru yapabildiği bir firma, eğer hızlı geçişi yapabilecekseniz o 6 ayınızda olmadan, o zaman statü değişikliğiyle burada kalabilmeniz mümkün olacaktır. Yoksa sizin başka türlü statünüzü burada başka bir statüye geçirmeniz ve ondan sonra çalışma vizesine geçmeniz mümkün olabilir. Ya da ülke dışına çıkış yaparsanız zamanlı ve iş yerinin sizin için başlattığı sponsorluk üzerinden de burada nasıl ve ne zaman kalabileceğinizin durumunuzun detaylarıyla ilgili en azından yasallığınızı kaybetmeden ülke dışında beklemeniz mümkün olacaktır. Çünkü eğer yasal durumunuzu kaybederseniz burada statü değişikliği yapacağım diye bu sefer de iş yeri üzerinden yapılacak sponsorluktan maalesef herhangi bir çalışma izni ya da oturum almanız mümkün olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Green Card için bir şirket aracılığıyla başvuru yapacağım. Şirket 2020 yani 2020 yılı için başvuru yapacağız diyor. Sizce Green Card başvurusu için bu şirketlere güvenebilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Green Card başvuruları için, yani çekiliş üzerinden Green Card başvuruları için State Department'ın web sitesi üzerinden her yıl Ekim ayıyla başından, işte Kasım ayının başına kadar olan bir aylık süreçte başvuruyu yapabiliyorsunuz. Aslında başvuru kriterleri çok kolay. Kişiler bunu kendi başlarına yapabilirler. Tabii ki aracı bir firmayla çalışmak isterseler çalışabilirler. Bu firmaların içinde güvenilir firmalar da var, güvenmeyen firmalar da olabilir. Ha, bu noktada genel olarak konuşmak yanlış olur diye düşünüyorum. Ama siz kendiniz bu başvuru yapmak isterseniz çok basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ama yapamıyorsanız da bu noktada da bir firmayla çalışmanız mümkün olacaktır. Önemli olan size tavsiyemiz, bu tip firmalardan başvuru yapar yapmaz size başvuru yaptıklarının kanıdı ve referans numarasını sunuyor olmalarıdır. Çünkü bunu yaptıkları zaman sizin için başvuru yaptıklarının net olmuş olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip tır ehliyeti alabilir miyim? Ve ehliyeti aldıktan sonra iş başvurusu yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Tabii ki siz turist vizesiyle Amerika'ya geldiğiniz zaman burada herhangi bir tır ehliyeti alabilmeniz için, bir tarz ticari ehliyetler alabilmeniz için başvurular yapmanız gerekecektir. Başvuruları yapmanızda bir engel yok. Önemli olan onların kriterlerine uygun oluyor olmanız gerekecektir. Tabii ondan sonra ehliyet aldığınız iş başvurusu yapabilir miyim noktası ise tabii ki size bir firmanın sponsor olması gerekecektir. Eğer bir firma size sponsor olacaksa onun üzerinden çok rahat bir şekilde burada çalışabilme imkanı elde edebilirsiniz. Tabii ki ehliyeti almış olmanız burada çalışabileceğiniz anlamına gelmez. Bulduğunuz iş sonrasında da iş yerinin size ayrıyeten sponsor oluyor olması gerekecektir. Dolayısıyla ben sizi yanıltmamak için de tavsiye edeceğim nokta, siz öncelikle bu ticari ehliyeti alabileceğiniz kuruma başvurup bu kurumdan neleri bir araya getirmeniz gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini, kriterlerin neler olduğu noktasında ihtiyaç duyacağınız her şeyi bir araya getirmenizde fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 16 Ocak'ta eşimle Ankara'da B1-B2 vize görüşmemiz olacak. Götüreceğimiz belgeler ayrı ayrı mı olacak, yoksa benim belgelerim ortak
kullanabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. B1 ve B2 vizesine randevu almış olabilirsiniz eşinizle beraber. Ama sizin her birinizin ayrı ayrı başvurusu yapılmış durumda. Ne kadar aynı gün ya da aynı saatte olsa da görüşmeniz, sonuçta ikiniz de ayrı ayrı görüşmelere giriyor olacaksınız. Dolayısıyla bu noktada sizin ikinizin de başvuruyu yaparken ayrı set, iki tanenin ayrı ayrı dosyalara ya da kanıtlara sahip olmanızda fayda vardır. Yoksa evrakları ortak kullanırız diye bir durum orada yaratmak çok içi bir durum ortaya çıkarmayabilir. Ama tabii ki oradaki görevliler, eğer eşinizle başvuruyorsanız bunu sorabilirler. Siz ikinizi de davet edebilirler. O işin ayrı tarafı. Fakat siz gene her biriniz için nasıl ev ikinizin de ayrı pasaport ve randevu kağıtlarınız var ise gerekli kanıtları da ayrı ayrı oluşturmanızda fayda var deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben green card'ı kazandım ama ilkokul mezunuyum ve mesleğim erkek kuaförlüğü. 30 yıldır bu işi yapıyorum ve 10 yıllık ustalık belgem var. Green card puan sistemi, yani SVP puanım 5.5 ve düşük olduğu için ne yapmam gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii ki buradaki durum şu. Siz green card'ı kazanmış olsanız dahi sizin bu noktada çalıştığınız ya da tecrübe sahibi olduğunuz işin SVP'sinin yüksek olması gerekecektir. Maalesef sizin var olan hani iş niteliği ve yaptığınız işi durumuyla ilgili olan durumda puanlamanız State Department'ın zırhlı kıldığı puanım, SVP puanımın altında kalmaktadır. Dolayısıyla bu sebepten dolayı red alma durumunuz çok yüksek olabilir. Ama şu nokta olabilir, uzun süredir bu işi yaptığınız için bu herhangi bir iş yerinde belki yöneticilik yapmış olabilirsiniz aynı işinizi yaparken. Bu tip durumları değerlendirip SVP durumunun yüksek olabileceği bir işi de yapmışsınız eğer 30 yıl süresince, o zaman onu gündeme getirebilirsiniz. Yoksa bahsettiğiniz SVP ile kabul alma durumunuz mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. F1 öğrenci vizesiyle Amerika'ya gelip orada bir iş yerine ortak olursam Türkiye'ye gelmeden E1 ya da E2 vizesi alabilir miyim diye takipçiniz bize soruyor. Eğer siz burada F1 öğrenci vizesiyle bulunduğunuz süre içinde böyle bir yatırım yapma durumunuz ya da bir ticaret yapma durumunuz oluşursa, tabii var olan bir iş yerine ortak olursanız, sizin bahsettiğiniz diyeyim ya da yeni bir iş yeri kurarsanız, gerekli yatırımlar da yapılmışsa, o zaman sizin tabii ki buradan hiç çıkmadan statünüzü E2'ye geçirmeniz, yani F1'den E2'ye geçirmeniz mümkün olacaktır. Ya da eğer ortak olduğunuz şirket ciddi ticaretini devam ettiriyorsa, yapıyorsa, o zaman da ticaretçi vizesi üzerinden, E1 vizesi üzerinden hiç Amerika dışına çıkmadan sizin F1 bir öğrenci statüsünden E1 statüsüne, ticaretçi statüsüne geçişiniz mümkün olacaktır. Ama tabii şunu unutmayın, bu size bir vize vermemektedir. Sadece Amerika'da şirketinizi yönetebileceğiniz ve kalabilmenizi imkan sağlayan bir statüdür. Eğer ki siz kastettiğiniz hani vizeyi alabilir miyim noktası ise, yani statü değil, o zaman ülke dışına çıkıp Amerika'ya tekrar giriş yapmanız için Amerika dışına çıkar çıkmaz randevunuz olan Amerikan konsolosluğunda aldığınız randevunuzdan E1 ya da E2 vizesini almanızda fayda vardır. Çünkü ancak o vizeyle siz Amerika'ya seyahat etme durumunuz mümkün olabilir. Öbür türlü ülke dışına giriş ve çıkış yapmanız mümkün olmayacaktır. Ama tabii bu genelde yapılabilen durumlar, yani kişiler burada bir statüde buldukları zaman, sizin durumunuzda olduğu gibi öğrenci statüsü, o zaman bir işe ortak olarak ya E1 ya E2 statüsüne burada geçiş yapıp burada belli süre şirketlerini yönetimini yaptıktan sonra ülkelerine gitmek istediklerinde, o zaman Amerikan konsolosluğundan randevu alınıp orada vize görüşmesine girip 5 yıl vizelerini almayı zaten tercih ediyorlar. Dolayısıyla onu aldıktan sonra Amerika'ya giriş yapmaları ve giriş çıkış yapmaları çok daha kolay ve rahat hale gelecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 18 yıl önce 10 yıl New York'ta yaşadım. Fakat şimdi Türkiye'deyim. İşverenim ve turist vizesi almak istiyorum. Sizce kolay vize alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Siz 18 yıl önce burada belirttiğiniz 10 yıl süresince yasal olarak kaldıysanız herhangi bir engeliniz olmayacaktır.
Ama siz o bahsettiğiniz 18 yıl önce 10 yıl burada yasa dışı kaldıysanız, bir yıldan fazla, o zaman Amerika'ya 10 yıl bir süreyle giriş yapamıyorsunuz. Dolayısıyla eğer durum o ise o zaman bir 2 yıl daha beklemeniz gerekecektir vize alabilmeniz için. Yok herhangi bir ihlal yoksa o zaman bu sizin için olumsuz bir durum teşkil etmeyecektir. Ve dolayısıyla Türkiye'de bir iş yerinizin olmuş olması ve Türk sitesine başvuru yaparken Türkiye'deki bağlarınızı onlara gösterecektir. Ve dolayısıyla daha önce de bir ihlaliniz yoksa vize almanız daha kolay olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben de İstanbul'da avukatım. Kardeşlerim Amerika'da vatandaşlar. Ben de aile durumu üzerinden green card başvurusu yapabilir miyim? Bu süre içerisinde Amerika'ya gidebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Tabii şu anki yasalara göre kardeşleriniz Amerikan vatandaşı oldukları için kardeşleriniz üzerinden size yeşil kart başvurusu yapılması mümkündür. Yani dolayısıyla böyle bir hakkınız var. Fakat o başvuru üzerinden yeşil karta gitmeniz epey bir uzun süre sürebilir. Şu an bekleme süreleri en az 10 yılın üstünde. Dolayısıyla evet, kardeşlerin üzerinden size başvuru yapılabilir. Fakat sizin oradan yeşil karta gitmeniz uzun süre sürecektir. Bu arada sizin gelip gelememe noktanız ise, eğer vizeniz var ise tabii ki gelip gidebilirsiniz. Eğer vizeniz yok ise vizeyi almakta zorlanabilirsiniz. Dolayısıyla tavsiyemiz, belki önce vizeniz yok ise vizenizi alın. Aldıktan sonra da böyle bir başvuru yapılacaksa kardeşleriniz üzerinden başvuru yapılmasını tavsiye ederiz. Yoksa öbür türlü vize almanıza engel teşkil edebilir diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card sahibi olarak Amerika'ya ilk girişimizi yaptıktan sonra yapacağımız diğer işlemler hakkında kısaca bilgi verir misiniz diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz Green Card sahibi olarak Amerika'ya giriş yaptığınızda şu an için herhangi bir adım atılmadıysa da ilk giriş yapar yapmaz yapmanız gerekecek şey size yeşil kartın gelmesini beklemeniz olacaktır. Ve yeşil kartınız size geldiğinde sosyal güvenlik numaranızın da gelmiş olması lazım. Eğer o da gelmezse o zaman sosyal güvenlik kurumuna başvurup sosyal güvenlik numaranızı, kartınızı alıyor olmanız olacaktır. Diğer önemli bir noktada sizin ehliyet anlamında sorun yaşamamanız için buradaki motor vehicle'a, bu ehliyet kurumuna başvuru yapıp gerekli ehliyetinizi alıyor olmanız da üçüncü adım olacaktır. Onun sonrasında ise eğer burada tabii ki ikametgah sahibi olduğunuzu göstermek için adınıza kira sözleşmesi, banka hesap hareketi, faturalar yapıp bu sayede burada ikametgahınızı, devam ettirdiğinizi, sahip olduğunuzu göstermeniz için önemli olacaktır. Tabii Green Card sahibi olarak diğer önemli bir nokta, tabii ki bir iş yeri açabilirsiniz ya da bir iş yerinde çalışmaya başlayabilirsiniz ya da şirkette. Dolayısıyla çalışma hakkına sahip olduğunuz için çalışmaya başlayabilirsiniz. Ve son olarak söyleyeceğimiz şey ise her yıl vergi beyanınızı yaparak bu noktadaki yükümlülüğünüzü yerine getirerek bu sayede Green Card hakkınızı da devam ettirme yolunu elde tutmuş olursunuz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card çekilişinden kart kazanan kişi kaç yıl sonra kartını alabilir diyor takipçimiz. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Güzel bir soru bu. Teknik olarak şunu diyebiliriz. Eğer kişinin Green Card'a başvurduysa, Green Card'ı çıktıktan sonra yaklaşık neredeyse bir sene sonra yeşil kartı alma durumu doğuyor. Dolayısıyla ilk çekilişe başvurduğundan itibaren kartı alana kadar olan süreç ise 1,5 yılla 2 yıl arası sürebilir. Dolayısıyla siz başvurunuzu yaptınız Ekim ayı gibi ve gelecek yılda Mayıs gibi çıktığını öğrendiniz. O zaman o yılın Ekim ayından sonra size verilen vize kodu numarasını bekliyorsunuz. O numara gelir gelmez de başvurularınız mülakat aşaması için ilerlemiş oluyor. Dolayısıyla kazandığınızı öğrendikten sonra neredeyse en az bir yıl içinde ya da bir yıl üzerinde yeşil kartı alma durumunuz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Bekarım, üniversiteden yeni mezun oldum. Green Card çıkarsa finansal durumumu göstermem için ne tür alternatifler vardır? Çünkü elimde yeterince kaynak yok deyip takipçimiz bize bu soruyu soruyor. Şimdi eğer sizin yeşil kart çıkma durumunuz olursa
finansal durumunuz göstermeniz için alternatifiniz tabii ki ya sizin yeterli geliriniz olacak ya da sponsor bulmanız gerekecek. Dolayısıyla sponsorun da yeterli finansal gücü olan bir sponsor bulduğunuz zaman bu noktada bir problem yaşamadan siz burada yeşil kart çalışmanızı ya da işte konsolosluklarındaki yeşil kart çalışmanızı yapıp yeşil karta doğru gidiyor olacaksınız. Dolayısıyla bu noktadaki tavsiyemiz eğer sizin durumunuz yok ise finansal sponsor arayışınızı hızlandırın ki görüşme zamanından sonra fazla zamanınız kalmayabilir ki bu anlamdaki yükümlülüğü yerine getirmeden green kartı almanız mümkün olmayacağı için sponsor arayışına şimdiden başlayabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. F1 öğrenci vizesiyle Amerika'da sosyal sigorta numarası alınabilir mi diye takipçimiz soruyor. Kişiler sadece öğrenci diye ya da F1 durumundalar diye sosyal sigorta numarası alma hakları maalesef yok. Eğer siz öğrenci olarak buraya geldiğinizde okul içi çalışma yani kampüs içi çalışma hakkını elde ederseniz oradan tabii ki sosyal güvenlik numarası da alma durumunuz oluşabilir. Ya da okul süresince CBT denilen çalışma izni hakkına sahip olursanız ya da okul sonrası bir yıllık OPT çalışma hakkına sahip olursanız öğrenciliğiniz süresince mümkün olan haklar. Dolayısıyla bundan dolayı da sosyal güvenlik numarası hakkına sahip olursunuz ve bu sayede de eğitiminize de devam edebilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün bir takipçimizden gelen soru şu yönde canlı yayında. İki kızımla ve eşimle Amerika'ya gitmek için vize istedik. Türkiye'de üretim yapıyoruz. Eşim ve ben vize aldık. 15 yaşındaki ve 20 yaşındaki kızlarım alamadı. 22 yaşındaki kızımın mal varlığı ve işi olduğu halde onlar alamadı. Fakat ülke dışına ilk defa çıkıyorlar. Tabii ki istediğimiz de turist vizesiydi ve gelme sebepleri ev almaktı. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Eğer siz iki kızınızın da vize almasını istiyorsanız burada önemli olan nokta onların Türkiye'deki bağlarının güçlü olduğunu gösteriyor olmanız gerekecek. Dolayısıyla eğer Avrupa ülkelerine ya da Schengen ülkelerine bir seyahat durumu oluşmadıysa o tip seyahatleri de birkaç yapıp bu sayede yani Amerikan konsolosluğunun bakışında bizim hani böyle bir kalıcı niyetimiz yok. Seyahat ediyoruz demiş oluyor olmanız olacak. Çünkü ev alımının onlarla ne kadar alakası var çok hani buradan anlayamadım okumakla. Dolayısıyla ev alımını siz yapacaksınız. Zaten siz yapabilirsiniz. Dolayısıyla onların bu noktada burada olmasını gerektiren bir durum olmayabilir. Yeterli görülmeyebilir. O açıdan tavsiyem eğer başka birkaç ülkede ziyaret böyle yapılırsa Avrupa ülkelerinde ondan sonra tekrar turist vizesi denemelerinde fayda olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.